biliyorsunuz. İstanbul'daydınız herhalde. Evet. Ministeri orada açtık. Allah kabul etsin. Evet. Bizim de il başkanımızdan şeyimiz vardı. Yer değiştirdik, çözdük yani. Siyaset çözüm bulmaz sanattır. Evet. Siyasettir. Seçimlere biz de hani sizin olduğunuz gibi Anavatan Partisi olarak güçlü bir şekilde girmek istiyoruz. Amin. Hayırlı inşallah. Evet. Değerli basın mensupları, hoş geldiniz. Bugün kıymetli Genel Başkanımız, ANAP Genel Başkanımız bizleri ziyarete geldiler. Siyasi partiler arasında diyalog kanallarının açık olması gerektiğini öteden beri söyleyip duruyoruz. Ve genel anlamda memleket meseleleriyle ilgili söyleyecek sözü olan herkesi dinlediğimiz gibi özellikle siyasi parti yönetimleriyle bir araya gelip memleket meseleleriyle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunmayı sürdürüyoruz. Bugün de Sayın Genel Başkanımız bizleri ziyarete geldi. Ben nazik ziyaretler için kendilerine teşekkür ediyorum. Tekrar huzurlarınızda hoş geldiniz diyorum. Ve misafirimiz olması hasebiyle ilk sözü kendisine bırakıyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. HÜDA PAR Genel Merkezi'nde bulunmaktan Türk siyaseti adına ülkemize, milletimize çözüm arayışlarımızda önemli bir mihenk taşı olarak gördüğümüz HÜDA PAR Genel Merkezi'nde olmaktan da son derece mutluyum. Ev sahiplikleri için de kıymetli Genel Başkanımın huzurunda tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar, özellikle Pençe Kilit Operasyonu'nda kahraman ordumuzdan 2 tane kahramanımız şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Mesai arkadaşlarına, kahraman ordumuza ve aziz milletimize de tekrar başsağlığı diliyorum. Bugün de Bursa'da infaz koruma memurlarımıza yapılan ev yapımı patlayıcıyla kalleşçe, haince yapılan saldırıyı da tekrar kınıyorum. Orada da şehit olan kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, tekrar Necip milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz 2 yıldır ciddi bir pandemi ile mücadele ettik. Bu anlamda da Türkiye hakikaten devletiyle, milletiyle bu sınavı başarıyla atlattı. Dünyada emsal gösterilecek bir mücadele örneği ortaya kondu. Tabii bu pandeminin getirdiği bize sosyal sıkıntılar oldu. Sosyal sıkıntıların yanında ekonomik sıkıntılar da oldu. Tam pandemideki mücadeleyi başarıyla tamamlıyoruz, ekonomik mücadeleye giriyoruz derken yanımızda bir Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. Yani tabii ki o savaşın da bizi etkilememesi mümkün değil. Yani tüm dünyayı etkilediği gibi yakın 2 tane stratejik komşumuzun bir savaşa girmesi de bizi en derinden etkilemiştir. Şimdi bunları yaşarken de Türkiye bir ekonomik sıkıntının içerisinde. Hükümetin de ciddi tepkileri var ama yani insanlar yaşadığı sıkıntıyı biliyorlar. Bir an evvel bu sıkıntıların ortadan kaldırılması, vatandaşımızın huzura ve refaha kavuşması, iktidarın olduğu kadar bizim gibi sorumlu siyaset yapan siyasi partilerin de birinci önceliği. Arkadaşlar, ben hep gittiğim yerlerde söylerim, Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Dönem dönem sorunlar yaşıyoruz. Tarihimizde de hep buna benzer sıkıntılar yaşadık ama hep üstesinden geldik. Üstesinden gelebilmenin yolu da birbirimizi anlama, birbirimizi dinleme, birbirimize hoşgörüyle yaklaşma ve birlik beraberlik. Birlik beraberliğin aşamayacağı hiçbir sorun yok. Şimdi biz de HÜDA PAR Genel Başkanı sevgili kıymetli dostumla ve ekibiyle birlikte de toplumun karpuz gibi ikiye bölünmesini istemiyoruz. Toplumun 2 ittifakın içerisine sıkıştırılmasını doğru bulmuyoruz. Biz de Anavatan Partisi ve HÜDA PAR, bizim diğer siyasi partilerle de görüşüyoruz. Milletimizi bu sıkışmışlıktan nasıl kurtarabiliriz? Onun için çözüm arayışlarımız var. O anlamda da HÜDA PAR'la yapıcı güzel bir istişare görüşmesi yaptık. Biliyorsunuz mecliste yeni seçim kanunu değişti. Buna göre de siyasi partilerin kendilerini hazırlamaları gerekiyor. Biz de bu hazırlıkları yapıyoruz. Bu hazırlıkları yaparken de bu zorlukları beraberce, ortak akılla, ortak iradeyle nasıl aşabiliriz? Onun arayışı içerisindeyiz. Bu tür ziyaretlerimiz bizim gibi askeri müştereklerde dünyada ve ülkemizdeki yaşananlara temel farklılıklarımız örtüşen partilerle de bu arayışlarımız devam edecek. Biliyorsunuz Anavatan Partisi 39 yıllık bir parti, 19 yılını tek başına ve koalisyonlarla parlamento tecrübesiyle atlatmış bir parti. Biz devlet aklımızı, devlet adabımızı da önümüzdeki dönem siyasete katkı sunarak tecrübemizi paylaşmak istiyoruz. Umarım bu zorlukları, bu sıkıntıları el birliğiyle aşarız. Ben tekrar söylüyorum, iktidarın doğru yaptığı her şeyin arkasındayız. Yanlış yaptığı şeyleri de bir abartılı iftiraya varacak şekilde bir felaket tellallığı yapmadan sorunun tespiti, sorunun eleştirisi ve akabinde de çözümü. Biz muhalefet kanadını da biliyoruz, iktidar kanadını da biliyoruz. Muhalefetin sorumluluğunu da biliyoruz, iktidarın zorluğunu da biliyoruz. Ona göre siyasetimizi sürdürüyoruz. Umarım bundan sonra HÜDA PAR'daki arkadaşlarımızla, kıymetli genel başkanımızla da bu istişarelerimizi sürdürerek Türk siyasetinde yeni bir genişlik, bir enginlik katmak istiyoruz. Bir zenginlik katmak istiyoruz. Umarım bunda da başarılı oluruz. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, Sayın Çelebi'nin de ifade ettiği gibi yeni seçim kanunu aslında siyasi partiler arasında yeni bir arayışı da tetikledi. Malumunuz mecliste kabul edilerek yasalaşan yeni siyasi partiler kanununa ve seçim kanununa göre siyasi partilerin ittifak kurması halinde bile birbirleriyle ittifak kurmuş partilerin kendi müttefiklerin artık oylarından istifade edebilmesinin önü kapandı. Bu kanun uygulanacak mı ilk seçimde? Bu seçimin tarihiyle bağlantılı bir şey. Eğer seçim zamanında yapılacaksa bir yıldan fazla süre geçtiği için üzerinden bu kanun uygulanacaktır. Geçen hafta burada Sayın Karamollaoğlu'yla da birlikte yine basın karşısında çıktık. Orada da yine gündeme geldi. İttifak içerisinde ittifak araçları da söz konusu. Yeni bazı ittifaklar da söz konusu. O zaman da söylemiştim. Şu anda her iki ittifak içerisinde birkaç parti var ama seçime katılma yeterliliğine sahip en azından an itibariyle, gün itibariyle Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamış olduğu 24 parti var. Bu 24 partinin büyük bir çoğunluğu herhangi bir ittifak içerisinde yer alan partiler değil ya da şu an itibariyle herhangi bir ittifak içerisinde yer aldıklarına dair bir bilgi yok elimizde. Bu partilerin yeni bir ittifak kurma ihtimalini de söz konusu olduğunu dile getirdik. Halen de aynı görüşteyiz. Başka ittifaklar da çıkabilir. Ama görebildiğimiz kadarıyla özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden sonra ve bu yeni seçim kanunuyla bir anlamda ikili bir yapıya doğru memleket gidiyor. Bu konuda siyasi partiler adeta icbar ediliyor. İkili yapı bize göre Türkiye'deki siyasi duruşa veya siyasi yelpazeye göre çok uygun bir yapı değil. Bu nedenle de daha fazla sayıda ittifakların oluşabileceği kanaati vardır. Ama bu seçim kanunu doğrusu belki bu ihtimali biraz daha zayıflatmak için ya da bu yolu biraz daha tıkamak için adeta tasarlanmış bir siyasi mühendislik. İşin kötü tarafı bu bugünlük bir mesele değil. Sadece şu son 19-20 yıllık AK Parti iktidarıyla ilgili bir şey değil. En azından ben bildim bileli siyasete ilgi duyduğum son 40 yıl diyebilirim ki seçim kanunlarına yapılan değişiklikler genellikle nasıl bir seçim kanunu temsilde adaleti sağlar düşüncesiyle yapılmamıştır. Yapılan bütün kanunlar iktidarı, gücü elinde bulunduranlar nasıl bir seçim kanunu yaparsak bizim için daha iyi bir sonuç doğar düşüncesiyle hareket etmişlerdir. Yani onları harekete geçiren sayı genellikle bu olmuştur. Şu son seçim kanunu konuşulurken özellikle seçim barajı ile ilgili biz daha önce defalarca görüşlerimizi dile getirdik. Dedi ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ya da halk arasında konuşulduğu şekilde başkanlık sisteminde, ki doğrusu da bize göre budur. Anayasal tarifi her ne kadar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de olsa bu doğrudan doğruya başkanlık sistemidir. Başkanlık sisteminde yürütme ile yasama birbirinden keskin çizgilerle ayrıldığı için artık yönetimde istikrar ilkesi için temsilde adaletin feda edilmesini açıklayacak hiçbir hukuki ve ahlaki gerekçe yoktur. Ama buna rağmen seçim barajı muhafaza edilmiştir. Keşke olmayaydı, keşke hiç baraj olmasaydı ya da en azından baraj sembolik bir seviye inebilseydi. Hem baraj %7'de tutuldu, yani daha aşağıya çekilmedi, hem de ittifak yapan partilerin barajı aşacağı kabul edilecek ancak onlar birbirlerinin oylarıyla istifade edilecek. Şöyle bir misal ile bunu izah edeyim. Diyelim ki bir yerde, bir seçim bölgesinde milletvekili seçtirebilmek için 80.000 oy ihtiyacı varsa 20'şer bin oy alabilme kapasitesine sahip 8 parti bir araya gelse 160.000 oy alsa, normal şartlarda bununla o partilerin arasında en yüksek oyu almış 2 parti birer tane milletvekili çıkarma hakkına sahip olacakken şu anda yeni sistemde 2 milletvekili alacak kadar oy almalarına rağmen milletvekili çıkaramayacaklardır. Bu da aslında bir yönüyle ittifakları bir anlamda anlamsız hale getiriyor ve biraz önce söylediğim gibi ikili yapıya doğru partileri zorluyor. Bu Türkiye'deki siyasi yapımıza ve siyasetin farklı kulvarlarda yapılmış olması göz önünde bulunduğunda bize uygun olmadığını söylemek zor olmasa gerek. Sözlerimin başında da söyledim. Siyasi partiler arasında diyalog kanallarının açık olması lazım. Bugün de Sayın Çelebi bizi ziyaret ettiler. Bu yeni seçim sistemiyle ilgili ve başka ittifakların mümkün olup olmadığı ile ilgili görüşlerini bizimle paylaştılar. Biz de inşallah bunu arkadaşlarımızla, partideki yetkili kurullarımızla oturup konuşacağız, değerlendireceğiz. Görüşmelerimiz devam edecek. Diğer siyasi partilerle de görüşmelerimiz olur. Takip edenler bilir. Biz hem iktidar partisiyle hem de muhalefet partileriyle görüşüyoruz. Memleket meselelerine dair görüşlerimizi ortaya koyuyoruz. İnşallah bundan sonra da bizim bu görüşmelerimiz devam edecek. Diğer partilerle de biz görüşeceğiz. Önemli olan milletin menfaati, önemli olan memleketin selametidir. İnşallah bunun için elimizden ne geliyorsa, sorumluluk düşerse bize, üzerimize düşen sorumluluğu da yerine getirmeye gayret sarf edeceğiz. Ben tekrar huzurlarınızda hoş geldiniz diyorum Sayın Çelebi'ye. Sorularınız varsa sorularınıza da inşallah cevap vermeye gayret sarf edeceğiz. Başkanım, bir televizyon programında HÜDA PAR, Deva, Saadet, Gelecek ve Yeniden Refah 3. bir ittifak oluşturacağına dair söylentiler vardı. Bununla ilgili siz neler söylemek istersiniz? Yani tabii çok farklı ihtimaller özellikle gazeteciler tarafından dile getiriliyor ya da yorumcular tarafından bunu dile getiriyorlar. Şunu söyleyeyim, HÜDA PAR olarak biz şu anda an itibariyle herhangi bir partiyle veya herhangi bir blokla, herhangi bir ittifakla anlaşmış değiliz. Bir ittifak içerisinde yer almaya karar vermiş değiliz an itibariyle. Ve bize göre eğer seçimler zamanında yapılacaksa bunun için şu anda erkendir. Fakat şunu söylüyoruz, mevcut sistem partileri ittifak yapmaya zorluyor ama biz ittifak yapmaya zorlandığımız için ittifak ne pahasına olursa olsun bir ittifak yapacağız demiyoruz. Bizim ilkelerimiz var, bizim bir çizgimiz var, bizim bir kimliğimiz var. HÜDA PAR kendi çizgisine uygun, kendi ilkelerine uygun, kendi kimliğine uygun bir ittifak içerisinde yer alabilir. Ama HÜDA PAR kendi ilkelerin Çin'e pahasına sadece mecliste bulunmak için bir ittifak içerisinde yer almayacaktır. Bu dediğiniz şekilde başka bir şekilde olur. Mevcut ittifaklar veya 3. bir ittifak ya da 4. bir ittifak, bütün seçenekler masadadır. Ama o isimli zikrettiğiniz partilerle oturup varmış olduğumuz bir anlaşma yoktur. Evet. Estağfurullah. Çok memnun olduk. Zaman zaman resim içerisinde olacağız. İnşallah yaparız. Allah kerimdir bakalım. İnşallah güzellikler ortaya çıkartırız. Allah'a ısmarladık.